Bundan ben ceza almalı değil mi? Ha? Bunu anlatıyoruz ama paket olmayalım ondan sonra. E Murat abi gibi ağlarım birazdan. Ağlamadı bizim program Ağlamadı mı? Ağladı doğru. Ağladı ya izledim ben Ketçap, ya. Ketçap evet ağladı doğru. Ketçap da. Ben de acılı sürdüm. Acılı sos. 90? Parmağını... Iı, Ağlıyorsunuz siz değil mi? <laughs> Çin restoranı açalım. Açalım dedim gittik restoran açtık. Çin'de virüs çıktı ha. Evet. <laughs> Balkan beats vardı. Ben mesela onun şeyini çok dinledim. Bilir misiniz? Sanmam. <laughs> çok döverdi beni ya. Kitapsızcasına vururdu yani. Lap lap. Onun için öyle kalmış hafızada. Görüşmüyoruz onlar da bayağıdır. Görüşmüyoruz yani. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Sadece duvar. kendi merak ettiklerimi soruyorum. İlk merak ettiğim şeyle hemen başlıyorum. Niye Türkiye'de gruplar hemen ayrılıyorlar? Grup sevmiyorlar sevmiyorlardı. Yani. <laughs> Herkes solo seviyor. Mesela siz o kadar tutturdunuz, işte APO çok... Biz grup değildik ki ama yani biz şey... ...bir albümde benim iki tane düetim vardı. Öyle yani bir grup olarak, o parça çıkınca bir grup uçsuz gibi görüldü sanki. Aslında grup değildik yani. Ama hep biz, biz sizi beraber görüyordu. E çünkü o şarkı patlayınca günah benim. Ondan dolayı. Orada ne sorun çıkıyor merak ediyorum. Bugüne kadar Hı. ayrılmayan bir tek Mfe var galiba. Onlar da ayrıldı galiba. O ayrıldı bir sonra, sonra tekrar birleşti. Vallahi işte, bir işte ne bileyim belki egolar bir şeyler. O beğenmiyor bazı şeyi. Bazı şeyi ben beğenmiyorum. Zaten biz bir grup değildik ki o da var. Zaten kendi sol albümünü yapıyordu. Yaptı. Şimdi de o devam ediyor. Ben devam ediyorum. Öyle iyiyiz yani. Tek olmak daha güzel hem. Yani başkasının derdiyle ne o benim ne ben onun uğraşmıyorsun. Kafan rahat takılıyorsun yani. Ne küsüyor musun? Yok küsme her şeyde olur ya burada çalışırken bile biriyle tartışabilirsin, kısarsın. Bir şeyler olur yani öyle bir şeyler her zaman olur. Ne oluyor? Bir daha seninle çalışmayacağım. Hayır canım bir daha seninle çalışmayacağım gibi bir şey değil de o daha solo kendi işlerini yaptı. Ben de kendi işlerimi yapıyorum. Kim Sonra... daha başarılı oldu? Valla onu, onu halk belirlesin. <laughs> <laughs> İkimiz de başarılıyız ya. İyiyiz yani kötü değil. Rap'in Türkiye'de bu kadar popüler olmasına neye bağlıyorsunuz? Ya rap aslında yeni yeni oldu yani bizim bu günah benimden sonra böyle bir şey patlama oldu. Ya son iki yıldır da acayip şekilde bütün listelerde bir numara yani şarkılar, ilk beş, on şarkı rap nerede? Youtube'a giriyorum mesela hani popüler şarkıları çal diye bir şey var ya, hı hı. rap'ten başka bir şey yok. Aynen, mutlu oluyor musun? Hayır. <laughs> Ama niye olduğumu söyleyeyim, niye? Mesela Günah benim çok seviyordum. Ya da mesela Bilal son ses mesela o çocuğu seviyorum. Ya da sizin bazı şarkılarınız denk geliyor, onları seviyorum. Arabesk'e yakın bir rap beni mutlu ediyor ama... Mesela ...arka arka 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 anlamıyorum ben, yaşlıyım herhalde onun yani Yorucu için. geliyor evet, biraz. Evet. Anlamıyorum onları ben, yaşlıyım herhalde onun ya için. Şimdi yeni nesil biraz... E yani kontrolü de, şey değişti. Nesil değişti. Çağ atladım denir, ne denir? Yani yeni bir jenerasyon geldi. Bu jenerasyonun dinlediği müzik tarzı da biraz elektronik müzik yani hip hop, rap bunlar oluyor. Onun için de şu an bayağı zirvede yani. Mesela ben senin gibi yorumlamıyorum. Ben daha başka bir yerden yorumluyorum. Şöyle yorumluyorum rap dünyada hep baş kaldırının ve ezilenlerin müziği ya. Ve Türkiye'deki yok, bu Türkiye'de kimsenin baş kaldırdığı falan yok şu an rap'te yani. Ama hayır. Bir sosyolojik değişim yaşandı ve o yaşanan sosyolojik değişime karşı şu anda rap'in bu kadar yükselmesinin de o sosyolojik o sosyolojik değişime karşı e, bir ...itiraz olduğunu düşünüyorum mesela. Ya bir nebze öyle yani öyleydi ama şu an mesela neydi konuşuyor? Birbirine attıkları disleri konuşuluyor yani. O ona bir şey söyledi, bu buna bir şey söyledi. Yani bir şey yok. Bir en son Susamam diye bir şey çıktı. Dünya çapında böyle bir patlama oldu falan. Onun dışında pek bir böyle bir şey yok yani o tarz hani baş kaldırım baş kaldırır bir şey yok. Gibi geliyor bana şu dönem. Herkes başka başları kaldırıyor. <laughs> Siz yurt dışından geldiniz değil mi Türkiye'ye? Ben Buradan oraya gittim. Altı yıl kadar kaldım Hollanda'da. Sonra geri geldim. 2008'de. 2002 ile 2008 arası. Rap müziğe ilginiz Hollanda'da mı başladı? Yok, buradayken. Kartel'den beri ben ilgilenirdim, dinlerdim yani. Kartel'den, 95'ten beri. Gittikten sonra başladım yapmaya. Bunun orada e, Hollanda'da yaşayan öteki olmakla bir ilgisi var mı? Yoksa... Ben hep ötekiydim zaten. Yani burada da Tatar Zeytinburnu'ndaki farklı adam, göçmen gelmiş. Aile içinde işte Özbek Türkmen karışık bilmem ne. Hep bir ötekilik bende hep vardı. Onun için o beni çok etkilemedi oradaki ötekilik. Tatar derken siz nerede? Biz Afgan göçmeniyiz. Afganistan'dan gelmişler 80'de. Ben 83 doğumluyum. Konya'da doğdum. Burada evlenmiş annem babam. Ha siz aslında Afganistanlısınız. Afgan Türkmeni aynen. Yani Afganistan'daki o Taliban Hakimiyetinden sonra anneniz babanız Türkiye'ye göç ediyor. Rus Rus hakimiyetinden sonra Ruslardan sonra aynı 80'de Türkiye'ye göç ediyorlar. Türkiye'ye göç ediyorlar. Ondan sonra burada evleniyor babamla beraber. Babam da oradan geliyor. Aynı bölgeden, kuzey bölgesinden. Bu dostumun falan, genel dostumun duymuştu. Evet. Onun bölgesinden. Buraya geliyorlar. Ondan sonra burada evleniyorlar öyle. Sonra Türk vatandaşı oluyorlar. Tabii. Türk vatandaşı oluyorlar. Siz kendinizi, ne, nasıl, evde Afgan adetleri mi geçerlidir yoksa Türk adetleri Yok adet... ya, ben kafama göre takılırım <laughs> yani adet madet pek anlamam yani. Ha, yemekler falan Afgan mı? Yemekler, yani. yani annem yaparsa biraz şimdi eşime bir pilav... Demin konuşmuştuk, Türk-Özbek e, pilavı vardı. Onu yapmayı öğrendi, onu yapıyor. O da kolay olduğu için herhalde. O, onu adet olarak onu, onu sürdürebiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey yok yani fazla bir adetimiz. Kafama göre takılıyorum ya ben Hollanda'da da öyle yaşadım. Hollanda'ya da işte gideceğim dedim gittim böyle buradan çıktım. Kaçakçılarla gitmeye çalıştım beceremedim. Makedonya'ya gittim Makedonya'da sahte vize aldım. Oradan otobüsle geçtim. Bir ay kadar sürdü ama. Ne yaptınız o bir ay boyunca? Sokaklarda yattınız? Yok canım sokakta değil. Ya yani o kadar apaçı değildik ya gittik. Otelimizde, motelimizde kaldık, tanıdığımız insanlar var sevdiğimiz. Aldık vizeyi, oradan oraya geçtim. Aldık ya... vizeyi derken vize de sahte bu arada. Vize de sahte <laughs> ama sahte mi değil mi onu da bilmiyorum. <laughs> Almanya'da Bayram abi vardı. <laughs> dedi ki, ben sana yaparım dedi evde bir tane. Gittik, valla geçtim ben. Sıkıntı yaşamadım biraz ama tırstık tabii ya orada. Bulgaristan'da üç gün falan beklemek zorunda kaldım. Şey kısmını merak ettim. İnsan kaçakçılarıyla... Tabii Zeytumun'da yaşıyordum ben ya. Zeytumun'un insan kaçakçılığının merkez bankası. Peki ne paralar gittin mi? Yani kaptır... Yok ben öyle bir yok kaptırma yok canım biz. Zeytum'da oturup para mı kaptıracağız birine yani? <gülüyor> <gülüyor> Ama niye, onlar niye götüremedi sizi? Ben yakalandık. Muğla yatağında yakalandık. Otobüs yakalandı vallahi. Ve Muğla'dan şey tekneye binip geçeceksin. Tabii tekneye, yüzme de bilmiyorum ben. Vallahi <laughs> kurbağa gibi gidecektik orada <laughs> böyle. Geçtik Muğla yatağında, durdurup bir gün kaldık karakolda. Ondan sonra saldılar bizi. Biz de geri geldik. Sonra şeyden... Sonra gittik, şeyden, e... sonra, sonra ben işte bir Makedonya'da bir Bayram abi vardı. Şimdi onları da şey altına burada... <laughs> 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 ...interpol paket olup gitmesinler ha. Bayram ama soyadını vermiyoruz orada. Gosti vardı ya, şehir var orada, Türklerin çok yaşadığı... E sen yaşandığı. yeri de tarif et ama olsun. Söylemiyorum. <laughs> ama çok yaşlıydı, o herhalde artık hakkın rahmetine kavuşmuştur ya. <laughs> Kaç yıl geçti? 2002, 18 yıl. Gittik ya, olan neler yaşadık yani orada. Geçtik Makedonya'dan. Aldık, Arnavutluk'tan aldık. Arnavutluğa gitmedik bile anasını satayım. <laughs> Vallahi Arnavutluk sınırını gittik, girişi vurdular, tık tık girdik çıktık gibi pasaportun üstüne falan. Bayağı böyle bir şeyler yaptılar ya o dönem. Bundan ben ceza yemem değil mi? <laughs> ha? Bunu anlatıyoruz ama paket olmayalım ondan sonra. <laughs> sonra Hollanda'da ne yaptınız? Her işi yaptım ya. Araba yıkama, bahçe, e, peyzaj işleri, halı yıkama. Ama el alısı. Mobilyacıda çalıştım. Öyle şey. Eşinizle orada mı tanıştınız? Yok, burada tanıştım eşimle. Ama bir şey olmanı ki Hollanda'dan geri dönmesin. Şimdi büyük bir istekle gitmişsiniz. İnsan kaçakçılığı, işte gayri resmi vize almak hmm. bilmem ne. Ama sonra orada... Ama ben burada bir, bir bok yok diye gittim yani. Burada ne olacağız ne alan. Çünkü ben liseden atılmışım. İşim yok, gücüm yok, doğru... Orada dedim gene hani biraz çalışınca falan parası fazla ya hani şey olarak. Oradan bir kanal yaparız, bir şeyler olur diye gittik yani. Bir bok da yapamadık yani geri geldim. Beş, altı yıl sonra. Oraya gittikten sonra dayımın şirketine kayıt oldum ben falan. O şirketi de battı. Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor <laughs> O da battı, batınca geri geldik yani... Sonra hayat Türkiye'deki o şarkıyla mı değişti? Sonra ben dükkan açtım Taksim'de. Beş yıl falan oldu işte. Gezi'ye kadar takıldık sonra patladı dükkanda. Gezi'yle beraber. Gezi'yle beraber. Ya şeyden de patlamıştı. Bu masaları falan kaldırdılar ya. Taksim bir ölmüştü zaten. Bir Taksim bir öldürme operasyonu oldu. Taksim ölünce bizim dükkan da patladı. Ne dükkanıydı? Kıyafet. Marka yapmıştım ben hip hop kıyafeti Bolvir diye kendi ürünlerim vardı ürettiğim. Onları satıyordum ufak ufak. Dükkan patladı. Dükkan patladı. Sonra da ben patladım peşine. Çünkü müziğe geçtim bu sefer. Dedim ki A, müziğe abanayım bari stüdyom da vardı. Sürekli şarkı yapmaya başladım. Sürekli yaptım. Dedim yani bu sefer dedim son zarı dedim atacağım yani. Albüm yapacağım bir tane resmi. Underground çok albüm yaptım ben de. Sonra işte o zar da geldi düşeş. Para kazandıran bir iş mi? Fena değil ya. Şundan dolayı soruyorum. Vergiciler peşimde yani. <laughs> Çok fazla bir şey sorma orada. Şimdi hani sizin atıyorum Açık Hava Tiyatrosu'nda, Harbiye'de orada burada bir konsere çıkmanız hiç görmedim. Evet. Mesela rapçiler nerede şarkı söylerler, nereden para kazanır? Çıkıyorlar ya her şeyde, Volkswagen aranında da ezel yaptı. Kaç bin kişi alıyor orası. Ama şu an tabii rap müzik de nasıl söyleyeyim, yeni yeni şey yapıyor. Ee, yani emekliyor gibi hani tam böyle para kazanma noktasına yeni geldi. İnsanlar yeni yeni para kazanıyor. Ben 15-20 yıldır yapıyorum. Daha yeni işte 3-5 yıl oldu bir şeyler kazanalım. Bu bir moda mı? Yani bu gelip geçecek mi yoksa artık hayatımızda hep rap var mı? Bence hep olacak. Yani gelip geçici tabii bu bizim rapçilere de bağlı bir şey. Yani bence kalacak. Yani kalsın diye umut edeyim. İnşallah kalır yani bir dönem <laughs> daha. Şöyle 5-6 yıl daha kalsın da. Sonra ne olursa olsun. Çocuğunuz var mı? Var, iki kızım var. Biri sekiz yaşında, biri üç yaşında. Okula gidiyor? Bir tanesi gidiyor da gitmek hiç istemiyor yani. Niye? Devlet okulu üç gün gidiyormuş. Bu beş gün gittiği için bugün protesto etti. Nasıl ya? Ne bileyim bir şeyler yapıyor işte evin içinde. Öbür tarafa koşuyor falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Ekrandan bağlanıyorlar ya şey ya. Onu, onu şey yapıyor. Çok sağlıklı bir ilişkiniz var öyle gözüküyor. Çok sever beni sağ olsun. <laughs> Kız çocukları babalarına düşkün olur. Değil mi? İyiyiz yani. Ben fena değil. Cıvık cıvık bir ilişkimiz yok ama iyi severim yani kızlarımı. Hocam her baba çocuğunu sever. O zaman yanlış yolda değilim. <gülüyor> <gülüyor> Eşiniz? Eşim benim reklamcıydı. Bayağı da böyle ünlü reklam ajanslarında çalışıyordu. Makken'de bir söyleyebiliyor muyuz onları? Tabii. İşte ötekinde de hatırlayamadım öyle bir yerlerde. Galatasaray Üniversitesi'ni bitirmiş, bayağı böyle okumuş etmiş bir insan ne evlendi işte nasıl yapmışsın. <laughs> Bazen şaşırıyorum yani. Bir de tam açken evlendik yani böyle hiçbir şey yok. Çok mu aşık oldunuz birbirinize? Galiba. Nasıl galiba? Evlendiğimize göre ne bileyim bir gün evlendik yani böyle. <laughs> Güzel oldu ya. Seviyor tabii aşıktık birbirimizi. Öyle demezsen beni bıçaklar şimdi. <laughs> Seviyoruz ya. Birbirimizi sevdik. Severek evlendik. Bayağı şeydi ama. Ben de bir acıtasyonlu yerlere gireyim artık değil mi? Öyle bir oradan, buranın evet. öyle bir şeyi var. E Murat abi gibi ağlarım birazdan. Ağlamadı bizim program? Ağlamadı mı? Ha Ağladı doğru. Ağladı ya izledim ben Ketçap, ya. evet ağladı da doğru. Ketçapta. Ben de acılı sürdüm. Acılı. <laughs> bizim de var hikayemiz. Yok çok severim kendisini ya. Şaka yapıyorum. Tanışıyor musunuz? Tanışmıyorum da. Bir şey deyince küfrediyor valla. <laughs> Öyle yani evlendiğimizde dükkanı biz beraber açtık Funda'yla. Ortak açtık. Sonra öyle evlendik. Öyle ortaklığımız devam ediyor hala. Hem hayatta hem işte. Hem işte hem şeyde. O benim kağıt kürek işleriyle ilgileniyor. Böyle işte bazı şey metin yazması falan gibi işler. Metin yazarıydı o zaten. Ama tabii ben ondan daha iyi söz yazıyorum. <laughs> Bu kadar başarılı olmanızın temelinde acaba Afgan müziğine kulağınızın çok yatkın olmasının filan bir etkisi var mı? Kesinlikle var. Ben hep söylerim onu. Ben çok kültürlü bir müzikte büyüdüm. Yani hem Afgan müziği, hem Türkmen müzikleri, hem Türk müziği, hem rap müziği. Yani bütün bu şeyin içinde büyüdüm. Bir de rap müziğin de yani sadece böyle Amerikan rapi değil böyle işte Fransızların çok dinlerdim ben. Ondan sonra Hollanda, Almanya. Bunların çok etkisi oldu tabii ki. Mesela burada Türkiye'de de çok renkli, çeşitli müzikler var. İşte arabeski farklı, türküsü farklı, Türk sanat müziği farklı, popu farklı. 90'larda biz onlarla büyüdük ki. Ondan sonra Farsça bilirim ben. Farsça'da bir işte Afgan müziği ya da bir İran şarkıları dinlediğinde o bir şeyin gençliği, Hint müzikleri. Çok izlenir Hint filmleri bizim oralarda. Hiç kimse Hintçe bilmediğini bilmiyor ama izliyorlar. Neden? Gidiyor musunuz Afganistan'a? En son 2008'de gittim. Daha da gitmem. Niye? Çünkü sen de gitmezsin yani. Ya ama gideceğim bir kere daha ya. Şey var, bir klip çekmek istiyorum orada. Eski Rus tankları var. Bırakılmış, terk edilmiş. Böyle binlerce. Orada bir tane böyle bir şey çekmek istiyorum. Geçen gün konuştuk bizim bir arkadaşla. Belki giderim yani. Ama şu anda koronadan dolayı gidemiyoruz. Rapçiler niye birbirinden nefret ediyorlar? Herkes birbirinden nefret ediyor. Niye? Ya. Popçular da öyle ki. Rapçi biraz daha böyle iddialısındır ya benim ben işte ego şeyi falan daha fazla daha önde. Ondan dolayı oluyor yani rapte. Rap. Pop'ta da öyle ama pop'ta daha söylemiyorlar galiba değil mi? Arkadan kuyup Arkadan mı da alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bizimkiler gene yüz yüze şey yapıyor yani. Mesela o dis atmak diye bir şey var ya. Aynen. Ee, o dis atmak ne demek? Bana bir açıklasın. Ya dis atmak beğenmediğim bir şeyin varsa atışma gibi bir şey yani bu. Dünyada her yerde de var. Bütün rapçiler de yapar biz bizde son dönemde bayağı arttı. Çünkü şey de görüyor, ilgi de görüyor. Bu hep öyle olmuştur yani bilgi Tupak falan böyle. İşte Almanya'da EcoFresh, Coolswash şeyde Hollanda'da Brainpower'la eee Prime Minister vardı eskilerden. Hep böyle bir atışmalar vardır yani. Ne oluyor sonra? Siz Sonra olan... atışıyor işte kavga ediyor. İzliyorsun sen de kim daha çok şey oldu. Ya öbür parçada ne diyecek diye bekliyorsun. Ortada bir şey alevlenme çıkıyor. Burada da oldu ya son de mekana sahibi falan filan dalgası. Öyle ...dis olayları oluyor. Ya yani. aslında bu biraz da bilinçli yapılan bir reklam gibi tabii bir tabii. yanından. Yani kesinlikle öyle. Son dönem... Ya eskiden daha underground olduğu için bir getirisi yoktu onun. Yani dis attığında attığında böyle mal gibi bakıyordun ama şimdi <laughs> şimdi atınca bir işte hemen defakto reklamında oynayabiliyorsun yani. <laughs> Kim oynadı defakto reklamında? Mekan sahibi. İşte bunlar hep yaş, 54 yaşına gelince demek ki. Evet biliyorum Türkiye'de hep yükseliyor, arada dinliyorum hani kendimi alıştırmaya çalışıyorum falan ama bak mesela o reklamda onu oynadığını farkında değilim çünkü niye? Normander'ı tanımıyorum. <laughs> hani, Öyle bir sorunum Şey yani, şeyle alakalı dediğiniz gibi, jenerasyonla alakalı bir şey yani. Hep öteki olarak yaşıyor olmak. Nasıl bir duygu? Şimdi Türkiye'de Afganistan'dan gelmiş, evet. bir anne babanın çocuğusun. Zeytinburnu'nda büyümüşsün. Gayri resmi yollarla Hollanda'ya gidiyorsun, orada ötekisin. Buraya geliyorsun, burada ötekisin. Çok güzel oluyor çünkü herkese dışarıdan bakabiliyorsun. Ama herkese size dışarıdan bakıyor. Öyle bir şey var ama bu bence güzel bir şey. Ben zaten çok şey bir insan olmadım. Ben çok fazla arkadaşım da yoktur. Belki ondan dolayı mı bilmiyorum. He ben üç beş kişiyle takılırım. O beni yazarken falan da çok besleyen bir şeydir yani. Dış başka bir gözle bakabiliyorsun. Mesela geri geldiğinde Türkiye'de bir olaya bir Afgan gibi ya da Afganistan'daki bir olaya bir Türkiye'li gibi ya da Hollanda'daki bir olaya bir başkası gibi bakabiliyorsun yani. O da bir avantaj diye düşünüyorum yani. Tabii ki Kötü tarafları da oluyor yani dışlanmak, etmek gibi yani bunlar e, yatsınamaz şeyler ama bu bir hayatın gerçeği sonuçta. Gülpembe hayat hiçbir zaman geçmiyor. Zeytinburnu'nda büyüdünüz. Zeytinburnu'da büyüdüm, liseye kadar. Hala orada mısınız? Değilim, yani işte üç, dört yıldır falan değilim artık. Nereye gittiniz? Çatalca'ya, bir yere gitmedim yani, <laughs> <laughs> Çatalca'ya gittim. Göktürk'e falan geçemedik daha. <gülüyor> <gülüyor> Ama belli ki Çatalcı'da iki katlı bahçe içinde bir ev alınmış falan. Ev almadım ya, kira. Şimdi bugün bitti, pazarsız taşınıyorum. Mekan kira diyorsun. Mekan kira, yok yeni eve geçeceğim kirasıza. Ama onda borcu var ya, borcu ödeyeceğiz. Hayat i̇şte. öyle. Ama sonuçta ev sahibim yok olacak. Hiç öteki olmaktan dolayı mutsuz olduğun bir an oldu mu? Küçükken oluyorsun işte ya. Küçükken hani çocukken o ilkokul dönemlerinde falan o seni biraz etkiliyor. Ama ondan sonra nasırlaşmaya başlıyor biraz o duygu. Ondan sonra koy götüne gitsin modunda takılıyor. Ne yapıyorlardı ki çocuk? Ya çok... işte Tatar sen falan filan öyledir ya. Yani bir <laughs> Tatar matar. Ben de işte ilk rapimi öyle mi? Tatar götüne batar diye öyle ilk öyle başlamıştım rapten. <laughs> i̇lk yazdın mı? İlk oydu kafiye. <laughs> Küçük yaşlarda terbiyesiz bir şekilde atıldım rap'e. Çok küfürlü rap dinlerdim ben bir de çok severdim yani. Çok samimi geliyordu bana. Sokaktaki bizim, gibi bizim Zeytun'daki gibi vay falan diye. Fuat abi vardı bizim. Onun rapleri vardı. 98-97 yıllarında çıkardı albümler falan. Fuat o bu, bu ekranda kavga eden mi? Şişman. Evet. Değil mi? Evet. Kilolu şimdi, pardon. Şimdi, ama şey güzel oldu. Zayıfladı yani. Ekranda bir birisi ona saldırmıştı. Saldırdı, Saldırdı, evet ya. Çok... Kaç yıl oldu o ya? Bayağı... 90 Arma... Ee, Çağla'nın siz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, öbür modacı var ya bir tane, neydi ya? Pardon. O, o fişekledi. Ya bir şeyler söyledi, o ona bir şey söyledi, o ona bir şey söyledi, bir şey oldu falan. Ondan sonra kavga çıktı onu Onda ne olduğunu da bir şey oldu işte dedi ya. Mesut Yarın programında... Aa, siz değildiniz değil mi? Yok. <gülüyor> 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 Emin ben de... Türkler göçebidir falan gibi bir şey söylendi. O yok değildir gibi oldu falan bir şeyler işte kaldı. <laughs> Hayatta hep böyle umursamaz mısınız? Genelde çok şey yapmıyorum. Ya umur ya belki de umursamazmış gibi gösteriyorum İçimdeki o çocuk ölmesin diye falan diyormuşum <laughs> Yok ya umursamaz değilim aslında da çok da umursamıyorum da biraz bir yandan da çok takmanın da bir bir şeyi olmuyor bazen bir faydası yok yani. Emin değilim ya. Ona da umursamıyorum. <laughs> Eşinizle ilişkiniz de böyle mi? Mesela işte atıyorum eşinizin doğum gününü unutan, efendim evlilik yıl unutan filan bir adamsınız muhtemelen. <laughs> Nereden bildin ya? <laughs> Vallahi hemen. Ama. ama öyleyim yani şey değilim ben çok yapmacık şeyleri sevmiyorum. O tip şeyleri de çok samimi bulmuyorum. Ben benim doğum günüm kutlandığında da çok şey yapmam yani, sağ ol falan derim ama şey değildir yani çok samimi gibi gelmiyor bana işte evlilik yıl dönümü. Ya evlilik yıl dönümü belki olabilir, doğum günü olabilir ama evlilik yıl dönümü falan bilmiyorum yani. Bana şey geliyor, şey... Sevgililer günü. Mesela hiç hayatta şey yapmam. Babalar günü, ondan sonra... Ben... Anneler günü. Anneler günü bir nebze şey oluyor. Babamla aram iyi olmadığı için babalar günü çok şey yapmıyorum, <laughs> umutsamıyorum. Niye iyiydi ki babanızla aranız? Ya iyi değildi ya. Küçükken öyle çok döverdi beni ya. Kitapsızcasına vururdu yani, lap lap. Onun için öyle kalmış hafızada. Görüşmüyoruz onlarla da bayağıdır. Görüşmüyoruz yani. Bir müzik ver alttan. <gülüyor> <gülüyor> Ama ünlü olunca görüşmüyorsunuz gibi. Hayır be, öyle değil ya. Ünlü olmadan da görüşmüyordum. O kadar delikanlı bir adam. <laughs> Annenizle? Annemle görüşüyorum. Yakınız yani annemle çok... ...oturma mesafe 10 dakika falan arabayla gidip gelirim de o da geliyor. Annemle görüşüyorum. Anneniz babanız ayrı mı? Ayrı ayrı. Öyle ya boşandılar. Ha, boşandılar aynen. Evlendi. Şimdi de birkaç tane çocuğu var değil mi? İki tane en son ben bıraktım iki çocuk vardı. <laughs> Makine gibi çalışıyor maşallah. Eder <laughs> Bey. Maşallah. Öyle. Öyle bir şey soracağım. Hayatınızda baba o figür olarak yer alan birisini... Belli bir zaman geçtikten sonra hayatınızdan çıkartmak zor bir şey değil mi? Öyle değildi ki bende. Küçüklüğümden beri çok şiddet gördüm ben. Ondan çıkarmak çok şey olmadı. Ben babam yurt dışına iş için gittiğinde bile çok mutlu olurdum evde yani. Rahatlardım yani. Öyle bir ilişkimiz olmadı. Benim küçük kardeşim burada. Senin oldu mu bilmiyorum yani. Onu belki olmuştur ama benim hiç öyle bir şeyim olmadı. Yani Hayatından çıkarmışım gibi hissetmedim mi? Hayatında zaten yoktu. Yoktu yani. Hafiflemiş gibi hissettim daha çok. Çok yaramaz bir çocuktunuz ondan mı? Yaramazdım bir şeydi. da biraz ama o da biraz sertti. Öyle olunca biraz şey olmadı yani. Bütün bunların, bunları yaşamanın bence sizin müziğinize de çok büyük etkisi vardır diye düşünüyorum. Muhakkak vardır. Ben mesela çok yani kötü iyi yazarım diyeyim mesela söz olarak. Bunların etkisi vardır bu, bu yazma konusunda diye düşünüyorum ben de tabii ki. Çünkü insan dolacak gibi boşalması lazım şey için. ...bunların etkisi kesinlikle var tabii ki. Ne ilginizi çekiyor? Hani okumak, efendim ne biliyorsun? Ya ben mesela... ...ben çok ülke gezdim. Yani kırkı aşkın ülke gezdim. <laughs> Ay Ali Babacan'ın kulakları için nasıl? Kim o? <laughs> Kim o ya? Gezmiş mi? <laughs> Kötü birisi <lisesi> değil inşallah. <laughs> Ali Babacan, ekonomi bakanı mı eski? Evet. Ha. O ne? En büyük zevki sizin gibi gezmekmiş. Ya biz mecburiyetten gezdik ya oraya. Bunun <laughs> gibi öyle bir gezme değil ki bizimki yani. Ali abi yanlış anlama. Nasıl mecburiyetten? Ya işte mesela gittik ya o vizeyle giderken Makedonya'ya gittin mecburen gittin. Oraya Makedonya'yı gezmeye gitmiyorsun <laughs> ki. <yani. gülüyor> Allah Allah ondan sonra öbür tarafı falan öyle geze geze gittik yani. Macaristan Macaristan derken baktın sekiz on ülke olmuş zaten. <laughs> E, Avrupa'da da çalıştık biz. Halı yıkıyorduk böyle el alıları, pahalı el alıları yıkıyorduk. Bizim bir semi Usta vardı İzmirli. İtalya'ya kadar götürmüşlüğümüz var yani halıyı. Yıkayıp böyle ipek halılar falan. Hereke halısı. Hereke, İran Nain halısı, Afgan e, halıları. Ben herekeliyim. Öyle mi? Hereke de buydu. Of, herekin çok meşhurdur. Çinliler şu an yapıyor biliyor musunuz? Evet, evet. meydin, bir de meydin China yazıyor. Hereke yazıyormuş. Arkasında. Hereke yazıyor. Çünkü o... Ama onu yıkayınca nasıl oluyor? Boyayı bir atıyor, gidiyor. Ben halı muhabbetine geçtik gördün mü? <laughs> evet ben ortaokulda okurken Harekede bizim halıcılık dersimiz vardı. Hmm. Bize de halı dokumayı öğretirlerdi. Ben bayağı bilirim. Kirkit... Küçük parmakları evet. seçerler böyle. Çünkü ipek çok şeydir ya. Harekete çok meşhurdur canım. Ama artık dokunmuyor. Allah Allah. Bitti. Ya o sektör bitti. Çünkü Çinliler i̇şte Çinliler Hareke'de... evet çok mahvetmiş ya. Harekede ben küçükken ee, cumartesi günleri bayağı sokakta büyük bir halı pazarı olurdu. Yani, halı el değiştirir. Ha. İşte kadınlar evlerde dokurdu, onu satarlardı. Mesela ev alırlardı filan o parayla. Hepsi bitti. Ha, halı yıkama işine girmeyi düşünüyordum. Bir Gelir, daha. Bir daha. Geçen halı, yıkadım şeyde, evde, evin havuzunda. Bizim Afgan adası var bir tane. Hiç evdeyiz ya, orada yıkadık. Bayağı da zormuş ya, unutmuşum bu şeyi de. Fırçalamak falan. Biraz da kilolandık ya. Aa, niye canım öğretiyorsunuz? Vallahi. kilo aldık ya. On kilo daha almışım madafaka içeride yiye yiye. <laughs> Korona beni mahvetti ya. <laughs> Biz sizinle bir kez daha karşılaştık. Evet Hatırlıyor karşılaştık. Mı? Bir laf çakmıştım böyle güzel. Röportaj diye. yaptık. Röportaj yaptık. Somon yemiştiniz. Evet. Sadece etlerini. Evet. Da hatırlıyorum çok iyi. <laughs> niye sadece etlerini yiyeyim? Salatayı da yemişim. Yok diye. ya vallahi lap lap attınız etleri. Ben herhalde bu böyle yeniyordu değil mi? Size ikram etmedim mi? Yok ya, ikram ikram <laughs> Norveç mi diye attın böyle, lapur lapur. Hayır, lapur. sormuşumdur ama siz de yer misiniz falan diye. Ya bir yarım ağız belki olmuş <laughs> <laughs> Posta gazetesi o zaman demek ki prodüksiyonu ödemiyorsa bilmiyorum. <laughs> Doğru gazeteye gitti, bayağı da... Çok da olay bir... olmuştu, hatırlıyor Aynen. Bir müzik yazarının sonra o röportaj üstüne yazısını okumuştum ben. Müzik yazarı. Evet, sizi sizi çok övmüştü, övdüğü bir yazar. Sağ ]di. olsun. Kimmiş o? Bilmiyorum, bir bayağı bir kadın efendiydi ama hatırlamıyoruz. Müjdedir ya, tanıdık. <gülüyor> <gülüyor> Yok, o dönem çok destek oldu ya. insanlar bizi çok şey yaptı yani. Hani kendi mahallesinden bir, biriymiş gibi gördüler ilk çıktığımız dönem. Ee, öyle bir yani yazılar da olsun. Ertuğrul Özkök'e kadar yazdılar yani. Ertuğrul Özkök Görbeni'yi de yazdı bu programı. Öyle mi? O zaman iyi bir program demek ki. <laughs> <laughs> Ertuğrul abicim öyle güzel. Karşılaştınız mı hiç Ertuğrul Bey'le? Yok hiç karşılaşmadım. Ben genelde hep evdeyim ya. Bir, öyle bir yere çıkma. Ben, mesela korona morona ben hep evde olduğum için benim, bana... Bana her gün korona. Her gün korona gibi <laughs> takılıyorum yani. Konser olursa çıkıyordum. Bir de hani böyle bir röportaj ya da işte kayıt mayıt stüdyo işleri olursa hep mi asosyaldiniz? Yok canım ben kendi şeyimde kurarım mesela. Stüdyomu evde kurardım, stüdyoda çalışırdım. Eğer bir yerde gidip takılacaksam gene bir arkadaşın evinde falan olurdu. Öyle mesela kulübe gitmeyi sevmem, disco, bar o tip şeyleri çok fazla sevmiyordum zaten. Sinema, ben. Sinema, tiyatro? Sinemaya, sinemayı severim. Ama evde? Yok evde değil sinemaya gidiyorum. Yani son dönem kızlarla bütün çizgi filmleri izlemişliğim var. Allahım ya ne biçim çizgi film bunlar? Eskiden bize mi güzel geliyordu? <laughs> Yeni nesil çizgi filmler tam mantar ya vallahi. <laughs> Gidiyoruz işte. Yani çok asosyal değilim ya. Beni de öyle psikopat gibi göstermeyin burada. <laughs> Manyak rapçi şey diye. Apo ne demek? Apo işte. Apo. O ben oradayken işte Apo ne diyordu işte. Apo diyordum ben. APO, AO falan filan bir grup vardı bizim. Yabancı bir Angolalı bir zenci arkadaş vardı. Bir tane İtalyan bir çocuk vardı, bir Hollandalı vardı. Ben vardım falan. Bir tane de Bast vardı, o gruptan zannediyor kendini ama biz onu hiç almıyorduk falan. Biraz dandik rap yapıyor. <laughs> <laughs> o, o vardı. Onlardan kalan bir şey işte, onlar APO falan filan diyordu. Sonra ben işte Apo yazınca, mesela YouTube'da şeyde falan aratınca çok saçma sapan şeyler çıkıyor ya. ...onu da biraz engellemek için değiştirdim yani, o son beş, altı yıldır APO'yu kullanıyorum. Başka tarz müzik dinliyor musunuz? Mesela atıyorum pop, çok dinlerim Türk çünkü. pop müziği dinler misiniz? Ben Azeri şarkıları çok severim, Türk pop müziği yani eski 90'lar falan dinlerim. Pop Şimdi müziğini... pop müziğini? bence çok yok yani, şu andakini dinlemiyorum. Mesela atıyorum Demet Akalın takip eder misiniz? Yok, mi? etmem. Niye? Benim şey yapan bir şey, noktası yok Demet Akalın güzel şarkıları vardı tabii ki de. Ama 90'lar falan biliyoruz yani. Eski Mustafa Sandal şarkıları, Sezen Aksu'lar falan o yıllar Güzelmiş. Azeri yani. şarkıları çok severim. Bundan iki yıl önce ya da üç yıl önce neyse. Türkan diye bir şarkı ortalığı kastı kaburdu mesela. Hani... Ya ben açıp mesela arabamda mesela radyoda çalıyorsa kısmam. Ama açıp girip de açmam ya da CD'sini alıp takıp da şey yapmam yani. Özellikle almam. Almam yani öyle bir şey yok. Hani çok kötü şey anlamında demiyorum bunu. Tercih bakımından. Siz daha çok Azeri müziği mi tercih ediyorsunuz? Azeri severim. Ondan sonra ya ben Balkan şarkıların müziklerine bayılırım. Çok severim. Ama Balkan... çok güzel. Tabi çok. Onlardaki o karanlık bir e, tatlılık vardır. Onlarda bir değişik bir ruhu var. Onların. Bir de cıvıl cıvıl mı değil mi? Evet, onu anlayamazsın böyle. Ona mesela bayılırım Balkan şarkılarına, Balkan çingenelerin çaldığı o şeylere. Daha bir film vardı. Neydi o? İsminde, i̇simlerde. Ben... Çingeneler zamanı Bilmiyorum. <laughs> Goran Bragovic müziklerini mi söylüyorsun? Balkan Beats vardı ben mesela onun şeyini çok dinledim. Bilir misiniz? Sanmam. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım ya. Yani etnik müzikler daha hoşuma gidiyor diyebilirim aslında. Şeyden çok sample almışlığımız da var. Balkan şarkılarından. Şey değilimdir, müzikte öyle hiçbir tutuculuğum yoktur. Arapça, Arap, Farsça, Farsça... ...hiç şey yapmam yani, ayırt etmem. Yunan şarkıları, mesela Rumca falan şarkıları denk geldiğinde Türkçe'de dinlerim. en sevdiğiniz şarkı hangisi? Ahmet Kaya'dan Günaydın Anneciğim Günaydın Babacım şarkısı. Günaydın Anneciğim diye gidiyor. Ahmet Kaya'yı da çok severim. Demek ki babanız da önemli hayatınızda. Böyle bir şarkı sevdiğinize göre. Freud'dan giriyoruz galiba. <laughs> Çocuklara doğru iniyor muyuz? <laughs> Vardı tabii canım. Sen ağlatacak mısın mı bizi? Ne yapacaksın ya? İyiyim ya. Ben şey değilim. Vallahi çok stres yapıyordu. Gergin insan sevmiyorum ben. Gergindi. Cimriydi böyle. Benim babam da çok tutumluydu. Öf Allah'ım ya. Böyle acayip bir insan. Şimdi bunu da görüp birileri de gösterir ona. iyice bunalıma girer. ha. <laughs> Seviyorum aslında seni. Merak etme. Öyle bir mesaj da vereyim. Yani yani sonuçta babamız ya, ben öyle gidip yani sağda solda küfür edecek halim de yok ama durum da bu yani vaziyet. Buraya gelen bir, bir sürü sanatçının hep anne ya da babasıyla bir sorunu var. Ya öyle oluyor. Herkesin yok mu yani, senin yok mu? Annen, babanla bir düşünsen belki vardır. Evet, var tabii ki olmaz. Oluyor ya bir yerde, belki sanatçıların ya da artık ne dersen daha fazla olabilir. Nerede görüyorsunuz kendinizi bundan beş yıl sonra? da görmüyorum. <laughs> Orası kesin. Orasını söyleyeyim. Çatalca'da? Çatalca'dan böyle gidiyormuşum Edirne'ye doğru. <laughs> Bilmiyorum bir yerde görmüyorum ya. Ben o kadar plan yaparak yaşayan bir insan olmadım. Arkadaşlarım vardı restoran aşçılar. Ondan sonra dedi Çin yemeği yapıyorlar. Çin restoranı açalım. Açalım dedim. Gittik restoran açtık. Çin'de virüs çıktı. Ha, <laughs> Allah çarpsın ya böyle bir şey olmaz. Ocakta açtık. iki gün sonra virüs çıktı madafaka. e bitti kapattınız. Yok kapatmadım şu an gidip ev yemeklerine çevireceğim. <laughs> Çin ev yemekleri. Çin ev yemekleri değil ya Türk ev yemekleri. <laughs> Esnaf lokantası. Esnafa çevireceğim. Ya bizim şey var Master Chef'te Uğur var ya. O şimdi gidecek bakalım ne yapacak bir şey bakacağım dedi. Fikir verecek bana. Masraf yapmıştık ya oraya. Nerededik ya? Maltepe'de. Çatalca'dan Maltepe her gün nasıl? Ben gitmiyordum. Onlar ustalar vardı ya. Ben restoranda ne yapacağım orada? Onlar orada oturuyor. Güveniyorsunuz yani. Tabii çocukluk arkadaşım ya onlar. 20-25 yıllık arkadaşım yani benim. en büyük kazık arkadaştan gelir ya hep. Hayırlısı olsun. <laughs> çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten çok keyifli. Sağ olun ben de. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>